Ben Göker Ahmet Yazıcı. Uzun yıllar önce yoga çalışmalarına başladım. Yoga ile beraber yaptım. Birçok spor dalı oldu. Bunlardan aktif olarak yaptım okçuluk. Hala müsabık bir sporcu olarak çalışıyorum. Üçüncü kademe okçuluk antrenörüyüm. Aynı zamanda ikinci kademe Aikido antrenörüyüm. Hindistan'daki Vivekananda Üniversitesi'nden yoga eğitim sertifikası aldım. Ve ondan sonra bu çalışmalara devam ettim. Hali hazırda müsabık olduğum branşlarda aldığım kültürün ve eğitimin meyvelerini orada da veriyorum, arkadaşlarla beraber çalışıyoruz. Buraya gelme sebebim Avrupa Hareketlilik Haftası sebebiyle Kırklareli Belediyesi'nin davetiyle buraya geldim. Ve beraber yoga etkinliği düzenledik. Güzel bir çalışma oldu. Arkadaşlarla ilk defa beraber bir araya geldik. Umarım onlar da memnun kalmışlardır. Evet, sırası gelmişken eklemlerin yönleri. Hem öteburuz hem otoburuz değil mi? Otoburların birinci kaidesi bir tehlike anında direkt olarak kaçmaktır. Dolayısıyla eylem yaptığınız yöne yönelik durmanız gerekiyor. Eğer o şekilde durursanız sizi engelleyen sıkıntılardan daha kolay kurtulursunuz. Eğer ayaklarınız esnerken yan tarafa doğruysa buradan bu tarafa doğru hareket edebilirsin. Eğer kuvvet yönünü doğru yöne ayarlarsan o tarafa kaçabilirsin. Ondan bahsediyorum. Daha en alttan en üste kadar eyleminizi odaklandığınız noktaya göre eklemlerinize aşağıdan yukarıya doğru yaparsanız daha kontrollü olur. Tabii vücudunuz el verdiği ölçüde. Tamam mı? Evet. Gayet güzel. Tekrar ortadayız. Şu dizlerimizi de bir kontrol edelim. Ben sizinle ilk defa çalışıyorum. Nerede çuvallayacağız, nerede çuvallamayacağız bilmemiz lazım. Durduk yerde sakatlamayayım. Evet, boyun fıtığı olan çok var, bende de var. O yüzden boyun hareketlerini yaptırmadım. Isınmalarda bu arada boyun hareketlerini iptal ettiler. Biliyorsunuz değil mi? Evet, yavaş yavaş. Evet, evet, güzel gözlem. Becerebilen tam taban otursun. Dışarıdan biraz farklı görünüyor ama sizin için çok faydalı. Tamam mı? Plank oturur gibi. Evet. Sadece bacaklar değil, sırtınız da gevşer. Günlük hayatta gevşemek istiyorsanız bu vaziyette oturmanız gerekiyor. Çekim var, fazla yormayacağım sizi. Yavaş matlara oturun. İlk önce dizlerimizin üstündeyiz. İsteyen ayakkabılarını çıkarabilir. Ben de çıkartayım. İsteyen çıkartır, isteyen devam eder. Evet. Hali hazırda biz ısınmalara devam ediyoruz. Oturuşta problemi olan var mı? Dizlerinde sıkıntı hisseden? Var. Birazdan daha rahatlayacağız ama rahatlamaya geçmeden önce vücudumuzu biraz daha zorlayalım ki empası artsın. Tamam mı? Evet, yavaş yavaş dizlerinizin üstündesiniz. Doğrulun. Tekrar oturun. Sıkıntı hisseden hemen pozisyonunu değiştirsin. Sadece doğruluyoruz, tamam mı? Bunlar daha bizim ufak ufak ısınmalarımız. Bir tane daha. Evet. Şimdi ayaklarımızı, dizlerimizi biraz açıp arasında oturmaya çalışacağız, tamam mı? Evet, çok güzel yapanlar var. Ben tam oturamıyorum, vücudum izin vermiyor. Havada böyle sekiyorum. Arkada gayet güzel oturan var. Siz de bayağı iyisiniz. Şimdi burada tekrar kalkacağız. Evet. Oturduk. Biraz daha açarsan daha rahat edersin. Gülüyorsun bana kenardan. Evet, hadi. Basit değil mi? Evet. Kendinizi bıraktıkça daha çok yerleşirsiniz. Benim vücudum da kapalı ama şu anda üçüncü oturuşta aşağı değmeye başladım. Bir tane daha. Evet, yeterli. Ayakları öne doğru uzatacağız. Hala esneme yapıyoruz.
Sağ ayağınız sol dizin içinde. Bakın, bana bakın. Sol dizin içi. Evet. Öne doğru minik minik esnemeler. Evet. Çok zorlamayacağım. Evet. Minik minik. Çok fazla zorlamayın. Ufak ufak. Evet, sen doğru bir iş yapıyorsun. Evet, son 5. Evet. Değiştir. Diğer ayak. Unutmayın, her zaman oturma kemiklerinizin üstündesiniz ve direkt karşıya doğru esneme yapıyorsunuz. Evet. Son 5. Az kaldı, dayanın. Evet. İki ayağı birleştirin. Ayakların tabanları birbirine yapışık. Mümkün olduğu kadar vücuttan uzakta. Tamam mı? Evet. Hazır. Başlayın. Bir tanesini atlarsak yanlış ısınma yapmış oluruz. Sonra duruşta bizi sıkıntıya sokar. Ayakları birleştir. Evet. Evet. Son 2. Son 1. Şimdi yaklaştırıyorsunuz. Vücuda mümkün olduğu kadar yakın bir yerde. Konforlu bir yer seçin. Konforlu. Eğer burası rahatsa burada. İyiyseniz biraz daha. Evet. Esniyorsunuz öne doğru. Hadi yana değil, öne. Burada kaytıran tipler var. Evet. Son 5. Yarın değil, ondan sonraki gün beni anacaksınız. Evet, son 2. Son 1. Ters duruşu. Minik ısınmada ufak bir ters duruş. Eller kalçanın altında. Yanlara doğru aç kapat. Çok tekrar yaptırmayacağım. Ayaklar aktif. Yani ayak parmaklarınız başınıza doğru çekin. Evet, hadi. Kıkırdaklar. Evet, yeterli. Yavaşça oturun. Oh. Hazır mısınız? Öldürmez. Ya da sizi öldürmeyen şey güçlendirir. Hadi öyle düşünün, tamam mı? İyi mi? Nabız kaçta? He? O zaman yavaşça sizi şöyle yapayım. Tek ayak üstüne kalkın. Biraz burada sohbet edelim. Yavaşça sohbet ederken de hafif hafif öne doğru esneyin. Biraz önce bacak içi kaslarınızı aslında ısıtmıştık. Biraz daha zorladık yana doğru açarken. Şimdi de ayağınızın üstündeki adalelerinizi ufak ufak geriyoruz. Sen çok doğru bir iş yapıyorsun. Sınırların belli. Yoga demek kendini tanımak demek. Kendinizi ne kadar iyi tanırsanız o kadar iyi antrene edersiniz. İşin sırrı bu. Ne yapıyorsun? Tamam. Fitness'tan sonra esneme yapıyor musun? Güzel. Evet, yavaşça dizleri birleştiriyorsunuz. Diğer ayak. Sohbete devam edebiliriz. Bu bizim nefeslenmemiz. Tamam mı? Ben de çok uygun bir kıyafette gelmemişim. Beni rahatsız ediyor. Evet. Ayaklar aktif dediğim zaman ayağın pençede, görüyor musunuz arka ayak? Yani öne kalk dediğim zaman tek hamlede kalkıyorsunuz. Hadi kalkın. Hadi bir daha oturalım. Ama dikkat edin, ayaklar pençede. Tamam mı? Bunu bir daha yapabilir misiniz? Şöyle.
Evet, yaptırın hadi, yap de, yapalım. Hadi o zaman kalkalım efendim. Hadi. Oturalım mı? Hadi oturalım, diğer ayak. Bunu neden yapıyoruz? Surya Namaskar duydunuz mu? Güneşe Selam serisi. Sağ ve sol ayaklar kuvvetlendirmeden yaparsanız çok basit görünen bir seri bile sizi zorlar, ahlanıp vahlanırsınız. Meditasyona benzemez öyle. Tamam mı? Her iki ayak da önde. Evet. Yorulduk mu? Benim nefesim gitti. Yavaşça ellerden destek alarak minik 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 arkaya doğru bank pozisyonu. Evet. Kaç saniye durursunuz? Eklemleri kilitleyin. 3, 2, 1. Dizleri koy. Yavaşça kapan. Yavaşça doğrul. Bank pozisyondasın da gene. Ayaklar pençede. Daha ısınıyoruz. Harekete başlamadık. Kalk. Minik 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 toparla. Doğrul. Oh. İyi geldi mi? Bana cumartesi spor yaptırıyorsunuz. Şimdi yavaş yavaş ayaklardayız. Çok yormayacağım sizi. Ayaklarınızı birleştirmeye çalışın. Oldu mu? Ben becerdiğim gibi. Gayet güzel. Şimdi dizleri birleştirerek yavaş yavaş açın. Ayak tabanları önde. Hadi yürüyün biraz. Bunlar internette yayınlanacak. Yani hepimiz göreceğiz sizin halinizde. Yavaş yavaş öne doğru. Doğru. Başka şekilde nasıl yaparız? Becerebilir misin? Geri geri. Ha? Ben şu an sizinle eğleniyorum ha. Evet, gayet güzelsiniz.